Hayırlı günler. Mağara yardımcı var. Mağara yardımcı var. Mağara yardımcı var. Şu yolu pist olarak kullandık bir sene. Bitirdik. Şimdi şurayı beyaz olan yerde normal kesip açacağız. Bunu yerde tabii kaç metre tutuyor. Bu tarafta bu gaz yıldızı. Tabii şu anda bu gazdaki tesislerin neresine düşüyor? Şöyle, bizim bölgemizde iki tane kullanıcımız var. Tamam. Bir de Kastamonu tarafında Ayak Federasyonu. İşte silahlı kuvvetlerin tesisleri var ayrıca. Bizim taraftaki bu yolda sebep. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de bir konu daha hazır. Evet. Boşum mümkün. Dünyanın ibadelerinden en büyük seramik renk fabrikamız var. Söğüt seramik. Suat Bey. Şu anda benim birinci seramik. Bir tarafta sanki onlar bir tarafta Bursa'ya doğru bir yerde diye tahmin ediyorum. Herkes öğrenmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil öğrenmiyor. Öyle mi? Ben de. Sahip oldular. Boşum ülkemizde. Şu anda 1900 kişi çalışıyor. Genel müdür de burada. Genel müdür de burada. Ben var. Türkiye'nin en temiz bilim nedir diye fikirle biz de efendim Şaban'ın önünde fişek var. Kayseri değil mi aslında? Aslında burada Şaban'ın bir şey yetiştirdiği bir şey ve havaya bir şey yapmadığımız var. Böyle bir ayrı fabrikamız var. Ağacılık da yapılıyor. Geldiğinde masayı ikinci ayda satılabilecek. Bir şey var. Bayrağı kadar. Bir şey var. Bayrağı biraz uzun herhalde. Gel şöyle. Çankırı ile ilgili kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Çankırı neolitik dönemden kalma, M.Ö. yaklaşık 5500-8000 aralığında yerleşim yeri olduğu bilinen 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Emir Karatekin, Selçuklu Bey'dir, tarafından fethedilen 1082'den ve Türk topraklarına katılan yerde daha önce yetkilerinde burada varlığı bilmiyor. Emir Karatekin şu anda bizim kalemizde metbul, Çankırı Kalesi'nde ve Sayın Belediye Başkanımız o kalede bir rehabilitasyon düzenlemesi yaptı. Şu anda yaklaşık birkaç aydır kapalıydı. Açacağız inşallah. Bakanlığımızın yaşıyla ziyarete. Ve sizin o Kastamonu ve Çankırı'yı fetheden Selçuklu Bey'in Sayın Hazretleri. Ayrıca adrese dayalı nüfus sayım sisteminden sonra nüfusumuz üniversitenin açılışı münasebetiyle de 7 bin üniversite öğrencimiz var. 69 küsurdan 72 bine çıktı. 3 bin satışı merkezimiz. Toplam nüfusumuz da 179 civarında, 180 bin civarında da toplam nüfusumuz var. 11 ilçemiz var. Yaklaşık 31 tane belediyemiz var. Belediye teşkilatımız var. Ve Beldelerle birlikte, Beldeler Belediye'de birlikte. 2011-2012 eğitim öğretiminde 10 anaokulu, 112 öğretim, 34 orta öğretim okulu olmak üzere toplam 124 okulumuz var. Okuma yazma oranı yüksek olup ilk öğretimde okullaşma oranı %98, orta öğretimde ise %80 dolayındadır. İlde bankacılık hizmetleri farklı 11 bankanın açmış olduğu şubelerde yürütülmektedir. İstatistiklere göre 2011 yılında ilimizdeki bankalarda toplam mevduat tutarı 488 milyon lira, bin lira civarındadır. 2009'da yürürlüğe giren yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar kapsamında 2010 yılında Çankırı'da yatırım yapmak amacıyla alınan teşvik belgesi sayısı 36. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen yatırım tutarı 798 milyon lira. 2011 yılında ise teşvik belgesi sayısı 28. Ve yeni teşvik paketinin açıklanmasıyla
5. bölgedeyiz malumunuz. Çankırılılar buna sevinmektedir. O nedenle sayın milletvekillerimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca biraz önce de arz ettiğim gibi Yıldıztepe projemizde öncelikli yatırımlar listesine alınmıştır. Onun için de sizlere müteşekkiriz. İlimizin öncelikli beklentileri milletvekilimizin de arz ettiği gibi Ankara Çankırı Karayolu'nun BSK'sıdır. Onunla ilgili ihale yapıldı bizim kısmımızla alakalı 42 kilometrelik kısmımız. İnşallah bu sene size kasbata kavuşacak milletlerimizde. Ankara kısmı da sanıyorum bir ihalede problem vardı. Oluşturduktan sonra hallolmuş olacak. Şehir içi geçişimizde bir problemimiz var. O da inşallah dün de milletvekilerimiz var. O da bölge müdürümüzle burada onlarla toplantı yaptık. Onu da halletmiş olacağız. Bu senenin kış geçmesi, kışın sert geçmesi münasebetiyle Sayın Başbakan Yardımcım, bizim köylerimizde problemimiz ortaya çıktı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ama bizde biraz daha fazla kış sert geçti. Özellikle Sayın Milletvekilimizin ilçesi ortada. İnanılmaz bir kış geçirdik. 3 metreye yakın kar gördüm ben. İlk defa hayatımda. Ve köye, ilçeye gittiğimizde aslında orası karayollar falandı. Biz İlözerdare vasıtasıyla, araçları vasıtasıyla açtık yolu. Açarken de bir anımı da anlatayım kısaca. Kar püskürtme aracı çalışırken dedim ki ben senin arkandan gideyim göreyim nasıl açacaksın falan diye. Dedi ki efendim sabaha kadar açamayız burayı. Siz yarım saat benim arkamda durun dedi. Yarım saat devam ettim. Bir köy tabelası gördük hemen paracı oranın çıkışında. Kar, o köy tabelasına kadar kar var. İnanılmaz bir kıştı. O nedenle bunu şunun için arz ettim. İl özelliklerimizin bütçesi kısıtlı nüfusumuz nedeniyle. Köylesle ilgili YPK kararı da çıktı. Onun dışında sizden himmet bekliyoruz efendim bizim İl Özel Dairesi için. Böyle bir yardımınız olur ise o bizi bahtiyar edecektir. Onu da size arz etmiş olayım. Üniversitemizde 7000 öğrencimiz var demiştim. Onun da Temmuz ayı sonunda sanıyorum Uluyazı denilen kampüsümüz taşınacak üniversitemiz. Onun yol problemini inşallah özellikler olarak biz halledeceğiz. Sayın milletvekillerimiz Karayolları ve Bakanımızla görüştü. Yakında ihalesini edeceğiz, yapacağız. DSE'yi su ihalesini gerçekleştirecek. Bu da götürüyoruz Uluyazı kampüsüne. Böylece bir kampüs üniversitesi şeklinde üniversitemiz. Orada kaç öğrenci olacak? Orada yani. Bu öğrenciler oraya taşınacak efendim. Yaklaşık mevcutlar oraya taşınacak. Çünkü şu anda dağınık şehir içinde. Ayrıca güzel bir gelişme oldu. Burada basın mensuplarımızın da pek çoğunun bilgisi yok galiba ama ben bilgi olarak da vereyim. Milli Eğitim Bakanımızın da onaylamasıyla, milletvekillerimizin de gayretiyle at karacaları ve aynı zamanda bizim Bayramören'deki İBO'yu ve Çerkeş'in İBO'sunu Milli Eğitim Bakanımız ikisini üniversiteye tahsis etti. Meslek üst okulu yapılmak üzere Çerkeş ve at karacaları. Bayramören'i de İl Özel İdaresi'ne verdi. Ben de onu bir özel müteşebbise yaşlılar ve rehabilitasyon merkezi yapılmak üzere özelleştireceğim. Sayın Başbakan Yardımcı. Bu Türkiye'de ilk olacak. İlçenin nüfusunu %100 büyüteceğiz. İlçenin 260 nüfusu vardı. 1000'in üstüne çıkacağız. 1000 civarında nüfusumuz var zaten orada. Efendim bir konumuz da Sayın Milletvekillerimizin de takip ettikleri, benim de heyecanla takip ettiğim merkeze bir organize sanayi bölgesi. Bununla ilgili altyapı çalışmasını Bilim Sanayi Ticaret Müdürümüzle ve buradaki odamızla birlikte yaptık. Bakanlığımıza ilettik. Şu anda adımı da biz koyduk ama ileride değişebilir. Yakın kent adı altında. Ankara'ya 15 kilometre sınır. Bize 30 kilometre civarında. Merkeze 30 kilometre civarında. Akören Köyü yakınlarında. Bir organize sanayi bölgesi faaliyetine başlamak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarını yerel olarak bitirdik. Şu anda bakanlığımızla dostça. Onunla ilgili de sizden yardım bekliyoruz. Sayın Bakanımızla tabii milletvekillerimiz zaten görüşüyorlar. Efendim onun dışında İçişleri Bakanımızla arz ettiğimiz, sizin de bilgi sahibi olmanızı arzu ettiğim polis evi meselemiz var. Ankara'dan yükünü de hafifletmek için İçişleri Bakanımızın eşi buralı, aktaracılar isteyin. Onun çok büyük hizmeti olmuş. Şu anda emniyet binamız bu sene bitiriyoruz. İlemiyet binamızı. Eksiğimiz polis evi. Onunla ilgili de bölge trafiğin bulunduğu yerde, size aldığımız, karşıladığımız yerde alanımız mevcut. Ben bakan bir arz ettim. Bu sene için Güneydoğu'ya ağırlık verildiğini belirtmişti. Sanıyorum yatırım programını alınacak tahmin ediyorum. Bir polis evi kazandırabilirsek ilimize Ankara'dan bir takım kongrelerini, toplantılarını burada gerçekleştirebiliriz bu yakınlık münasebetiyle. Bir de kendisine teşekkür ettim ama sizin huzurunuzda gene teşekkür edeyim. İçişleri Bakanımızın bir himmeti daha oldu bizim
Çankırı'ya. Yeni bir hükümet konağı yapıyoruz. İki tane ile bu sene yatırım programında hükümet konağı var. Malumunuz. Bir tanesi Ordu, bir tanesi de Çankırı. İl hükümet konağı olarak. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Şu anda projeyi çiziliyoruz. İnşallah Ekim gibi ihalemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bir de efendim müsaadenizle bir konuyu arz edeyim. Bizim talep olarak zatenimizden talebimiz İl Özel İdare'ye yapacağınız katkı dışında çağrı merkezi istiyoruz ilimize. Eğer gerçekleştirebilirsek, bir çağrı merkezi oluşturabilirsek, merkezde çok merkezde OSB'miz yok. O nedenle merkezdeki işsizlik oranımız ilçelerimizden daha fazla. Bizim. Mesela Şabanöz ilçemizde bizim işsizimiz yok Nesrin Hanım. Evet. İşsiz olmayan ilçelerden biri. Hatta dışarıdan işçi geliyor servislerle. Merkezde böyle bir problem var. Kurşunlu da mesela efendim. Kurşunlu, Akkaraca, Çerkez ve 3 ilçeye gittik efendim. Evet. 3 ilçeye sonra. 3000 nüfusu var ilçenin. 1900 kişi çalışıyor. Hatta yarın efendim sizin de şeref vereceğiniz inşallah. Çankırı geleceğini planlıyorsak konusunda ben açıklayacağım. Mesela Kurşunlu'ya herkesi göç olarak bekliyoruz. Tersine göre. Çünkü her gelen işçi olarak başlatabilirim diyor. Söğüt Selam'ın. Yaklaşık inşallah hedefimiz 4000 kişi çalışır. 4000 kişi. Şu anda 1575 kişi çalışıyor efendim. İnşaat dışında mı? İnşaat dışında efendim. 1500 kişi de inşaat çalışan müteahhit ve personel ekibi var. Şu anda %20 bir kapasiteyi açtık. Şu anda kapasite itibari Türkiye'nin en büyük granit fabrikası 3 fırını açtık. 2013 yılında yıllık 200 milyon metrekare kapasiteye ulaşacağız. Bizim 130 milyon metrekare iş piyasayı düşünüyoruz. Bunu da Çin, İtalya ve İspanya'dan yapılan ithalatı kesmeyin. 70 milyon metrekarede ihracatı düşünüyoruz. Bu da 1 milyar dolarlık bir yıllık şeyimiz, katımız olacak bir şey inşallah. Bunu bitirirsek şu anda dünyanın en büyük granit ve seramik fabrikasını yapıyoruz zaten. İnşaat başladı. Efendim inşaatı bitirdik, üretme. Hem inşaat hem montaj ve üretim. İşi şu anda devam ediyor efendim. Evet efendim. Şu anda 3 fırını açtık. Bu ayda 4. fırını açıyoruz. Evet. Hem inşaat yapıyoruz. Fırınlar açıyoruz. Evet. Hem bir taraftan inşaat montajımız devam ediyor. Bir taraftan kapalı alan kaç metrekare oluyor? Kapalı alan 200 milyon metrekare efendim. Yani şu anda 2 milyon metrekare. 2 milyon metrekare efendim. 2 bin metrekare. 2 milyon efendim. 2 bin dönüm efendim. Şu anda 4 milyon 300 bin metrekare, 5 milyon 300 bin metrekare. Bunun 3 milyon 200'ünü hazineden teşvikle aldık. 2000 dönümü de kendimiz parayla satın aldık. İkisini birleştirdik. 18 uygulamasını bitirdik. Şu anda süratle devam ediyoruz efendim. İyi, evet efendim. Ediyoruz. Sağ olun efendim. Şu anda tabii bizim diğer işlerde Yıldızlar Holding'in biliyorsunuz Eti Gümüş fabrikamız, şeydeki diğer fabrikalarımız, ağırlığımız madencilik. Başka 1000 tane şu anda ruhsatlı sahalarımızda işte Altın, Gümüş, Çinko, Kurşun devam ediyor, üretim devam ediyor. 2000 tane ruhsatımızın da şu anda çalışması ve sonunda işleri devam etmekte. Efendim, çok güzel. Evet. Arz ederim. Bir konuyu ekleyerek gitmek istiyorum. Biz ayrıca Çerkeş'te de Özkar lastik kauçuk fabrikasına inşallah bu sene yatırımına başlıyor. O da Kocaeli'nde bir esas merkezi. Kauçuk fabrikası yoksa otomobil lastiği. Otomobil lastiği ve işe eklentilerinde. Yapacak. Şimdi, o da faal olarak Kocaeli'nde halen devam ediyor. Birkaç senede 5-4-3 bölgede. Efendim biz 5'te kalmayacağız. Bir süre 5'te kalalım. Efendim teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ederim. Burası Emir Polat herhalde değil mi desem? Evet. Zeynep Hanım. Buyurun. Burası Emir Polat herhalde değil mi? Evet. Evet. Köşe oda. Burası bir çarpı odası. Ama tabii. Aslında uygun yeni yapılmış. Aslında uygun olarak yeni yapılmış. Güzel. Ama şunlar falan orijinal sanki. Onlar da restorasyondan geçtikten sonra. Burası ne zaman yapacaksın? Burası yine 18. sonrana doğru. Sokut Öğretim Kovalı'nın efendi tarafından yurtumuzda bir başkasını alınarak Necdet Ali'ye getirilmiş. Bizi verme gibi bir işler yükledik. Görmüş olduğunuz alanda
bir yaren odasının, yaren teşkilat odasının küçük münze edilmiş bir görüntüsü. Yarenlik ne yakıştı bakalım burada? Çok yakıştı sayın başkanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Burada şöyle bir yapılanma yapacağız. Henüz bitmedi bu odayı, bilemedik. Şu görmüş olduğunuz pencereye simülasyon tekniği sergileme yöntemini kullanarak tüm varlığı sanal gezinti yapabileceğiz. Buraya giren vatandaşlarımız, misafirlerimiz bu odayı kapıyı kapatarak hem tuz havası yok bir şekilde burada hissedecekler hem de burada görüntülü olarak tüm varlığı sanal gezinti yapacağız. Tuzdan kolye yazacak. Yanlış değil değil mi? Isıdan sıcak. Isındığı zaman zaten eksi iyon yaymaya başlıyor ve daha bir o yapıştırıcı. Yani çalıştırıyor. Daha iyi oluyor. Evet, derz gibi yapıyor. Tamam. En son İşte sizlerden biz onları biliyoruz sayın milletvekili. Ben sana turist geldi Eskişehir'den. Kardan gidemedim sayın valim de sağ olsun. Araç bölgeliyim açayım dedi. Yol sorunumuz çok önemli. Yok. Zeki abi özellikle Sayın Başbakan Yardımcımın hiç stresli olmaması lazım değil mi? Tabii ki. Hepimizin tabii ki. Stres olarak miktar önemli olacak. Mesela bunda az tuz var, daha büyüğü var. Daha büyüğü var. Tabii efendim. O, ona o oranda da tabii eksiyor. Daha fazla. Yoğunluk %96.9 efendim. Şeydeki büyük mağarada 3 tane mağaramız var. Birinde %93'ler falan geliyor. Diğerinde %96.9'luk tuz oranı var. Hafif de geri kalan kilitli bakız. Ama Türkiye'nin en büyük şeyi de Ekmekçioğlu satıcısı da, Şerefi Koçhisar'daki. Rafine yapmadığı halde en büyük o. Rafinede en büyük oradaki saltı tuz var. Bundan sonra billur tuz, bundan sonra salina, bundan sonra saltı tuz. %60 efendim rafine tuzun %60 çak üretimi. Tuz çalıştığı açıklandı da tüm Türkiye'de. Rafine tuzun %60'ı bizde. Genelde sofralıktan daha ziyade boya sanayinde kimyasal olarak ve çok pahalı. Mesela şimdi tutamıyorum. Mısır'dan getiriyorlar. Genel ağırlıklı. Çorlu'ya, Çerkezköy'e Mısır'dan geliyor. İşte onları bir engellerseniz Çankırı'a bağlı olacak. Mısır bir karıştı geçen sene. İtalya'da evet. Havalarda biraz soğuk gitti. Bizim tuzcularımız bayram etti. Mısır'ın karışıklığı bize çok yaratıcı. 1230'da yapılmış burası ben. 1235'te ön tarafta güneyinde şifahane varmış ama şifahane günümüze gelmemiş efendim. Sol tarafta bir mezar odamız var efendim. Burası mezar odasının ana mekanı. Sol tarafta 6 tane kardemiz var. Mumyalanmış şekilde. Selçuklularda biliyorsunuz mumyalama geleneği var. Onlardan bir tanesi eserin banisi olan Cemalettin Ferruh'a ait. Onun sandıkası da üst katta. Teşekkür ederim. Sağ olun. Operasyonlar için bakanlarımın bunu geçmişti. Allah'a şükür bizi de gönderdi. Yarın 15 yıl.